Günaydın. Biz anne, tabii ki kek yapacaktık anne, her sabah olduğu gibi efendim. Dünden beri gözümün şurası acıyor. Hemen bakıyorum. Kek yapacaktık tabii ki ama bilin bakalım ne yok. Şeker bitmiş. Şeker mi dayanır bu kadar keki kurabiyeye? Onun için BİM'e gidiyoruz. Sadece şeker alacağız. Dün salıydı, gidemedik. Akşam gideyim dedim. Serkan geç geldi. Bir de dün gelenlere bakarız. Ama ayrıca çok güzel bir şey yapacağım. Ama onu sonra anlatayım. Yapabilirsem anlatacağım, tamam mı? Eve gidip kek yaparken onu anlatayım. Önce BİM'e gidip bir gezelim. Şu bebek bezleri Baran bebekken yeni çıkmıştı. Kot görünümünü. Slip'in bezleri de güzeldi yani. Evet, ondan kullanıyorduk. Burada üstüne hiçbir şey giymiyordun, onu giyiyordun. Fıldır fıldır geziyordun. Oje artık neyse, ojeler pek ilgimi çekmiyor. Her renkten olduğu için olabilir mi? Bunlar zaten önceden gelenler. Büyümek için süt. Şimdi içecek misin? Hı hı. İyi, aç iç. Gel bakalım neler gelmiş. Başka da bir şey yok gibi ya. Niye bana buradaki her şey aynı geliyor? Şunu açar mısın? Dur. Ay şurada şeyler var. Oyun hamuru var. Şu masa maçı var. Yani Baran'ın gerçekten uzun süre oynayacağını bilsem. Bizim bütün oyuncaklarla işimiz 5 dakika. Şansa bak. Şey gelmiş. Ay. Şansa baktım ne gelmiş. Bak. Evet. Bizim ama o çok küçük çocuklar için. Hani. O puzzle. 3 parçalık bir puzzle yani. Çok saçma. Gel. 3 mü? Evet, çok küçücük bir şey. Anne, görmüyor musun? 8 parça var. Hayır hayır. 6,5 lira oyacak, soyacak. İşte vırırık cırık. Bak, tarif defterim hala duruyor. Şu 20 liraya düşsün de alayım. 34,5 hala. Değil mi? Gel bakalım başkanım. Eğer şey yaparsam şöyle 6 tane falan bir aynı su bardağından alayım diyorum. Bunlara sonra bakacağız. İşte bir ev olsun. Bu arada hala kocam beyden bitti mi? Afiyet olsun. Haber bekliyorum. O şu anda Manavgat'ta işi var. İşi bitsin. Gelecek, birlikte seriye gideceğiz. Ev sahibi. Hay hay hay, ne yapıyorsun? Ev sahibiyle son bir kez görüşeceğiz. Anneciğim, şu sütünü tutar mısın? Dur ya, şurada dursun. Renkler de güzel aslında. Şu bordolar güzel yani. Ne yapıyorsun Baran? Nereye tırmanıyorsun? Ne? Neyse, burada istediğim şey olmuyormuş. Onun için başka bir yere gitmemiz lazım. Şoka gidelim mi ben? Hayır, bu ne? Diş fırçası ve macun. Kek yapmayacağız, sanmadınız değil mi? Şimdi BİM'e gittik, oradan şoka gittik. Gitme sebebini de şöyle size bir anlatacağım Baran keki yaparken. Ben ilk şey yaptığım zaman demiştim ki buradan para kazanma başladığı zaman, yani hesabıma para yaptığı zaman birine yardım edeceğim. Gıda yardım. Dur anneciğim, yavaş lütfen, evi yeni süpürdüm. Bebek. Lütfen çok yavaş. Ne zaman aldın? Neyi? Şimdi sen koymamışsın. Neyse. Dün bir takım sıkıntılar yaşandı gece. Şöyle yavaş, çok yavaş. Çok yavaş lütfen. İşte bana bir mail geldi. Reklamlarınız kapatılacaktır. 4 aydır şifre gelmedi işin bana. Zaten en anne, uzun süre... Çay sade yesem olur mu? Bir karıştır yersin sonra. Zaten 4 aydır şifre bekliyorum ben. En uzun süre 4 ay. Eğer gelmezse, bir sıkıntı olursa manuel doğrulama yapmak gerekiyor. Falan filan, böyle uzun bir süreç. İşte bana bir mail geldi, dedi ki reklamlarınız kapatılacak, yani para kazanamayacağım. Zaten hesabıma yatan bir para yoktu. Dur anneciğim. Nasıl para kazanamayacağım? Bir anlatayım anneciğim, sen de dinle. Neyse, ondan sonra haliyle moralim bozuldu. Dedim ki manuel doğrulama yapayım. Manuel doğrulama da benden ikamet istiyor. Benim oraya verdiğim adres farklı, ikametim farklı, onaylanmayacak. Falan filan, moralim bozuldu. Para kazanamayacağım. Bir dinler misin, meraklı koş. Ondan sonra oradaki adresi değiştirsem yeniden 4 ay beklemeye alacağım ve bu 4 ay boyunca reklamlarım gösterilecek. Yani gösterecek ama bana para gelmeyecek bundan. Neyse dedim ki hani banka ekstresi, şansım bir deneyim dedim. Ben o kadar şanslı bir insanım ki onu denesem bile şöyle olacak, önümüzdeki ay yatacak para falan, öyle yani, hani olması gereken o. Neyse ben gece banka ekstremi gönderdim. Sabah bir kalktım. Ben uyurken mi oldum? Sen uyurken oldu, aynen. Sabah bir kalktım, aa para yatmış, dedim ki şanslısın da bu kadar mı şanslısın dedim. Neyse, o zaman söz vermiştim bir yerine böyle gıda yardım yapacağım diye. Şimdi burada ihtiyacı olan kimse yok, hani gidip alıp, benim amacım video çekmekti. Şimdiye kadar hiç yaptığım yardımları göstermedim, etmedim ama onu söz verdiğim için video çekip o şekilde yapacaktım. Ama burada kimse yok, dedim ki Migros'tan göndereyim. Anne ben vardım ya. Senin yardıma ihtiyacın mı var? Hayır da anne. Hı. Ben uyurken mi uyandım?
Ya hayır, uyandım, bunları düşünüyordum. Sen de uyanattın o arada. Neyse, Migros'tan alayım dedim. Alışveriş sepetini doldurdum. Sonra dedim ki, ya dedim, hani bir şey yapıyorsun. Belki dedim sen yağ, süt, peynir alıyorsun. Belki başka bir şeye ihtiyacı var. Belki çocukların canı başka bir şey istiyor. En istediğim gittiğimde hediye kartı. Anne yardım et. BİM'e gittim hediye kartı almaya. Tabi göndereceğim kişi şehir dışında. Dur anneciğim. Göndereceğim kişi şehir dışında. Ama çok katı olmuştur. Biraz süt ekleyeceğiz buna. Ondan sonra BİM'e gittim. Oradaki kızlara sordum. Kızlarda hediye kartı var ama fiziki olarak. Yani ben şöyle düşünmüştüm. Telefona bir şifre gider. Ben buradan ödemeyi yaptıktan sonra. Anneciğim yeter, bir karıştır oğlum. Süt mü içeceğim? BİM'de öyle bir şey yokmuş. Sonra şokta var diye hatırlıyorum. Şoka gittim. Oradaki çocuk da dedi ki abla dedi yani bana mantıken şey gelmiyor dedi. Bence yok öyle bir şey dedi. Mağaza müdürü de burada yok şimdi dedi. Akşamüstü gel dedim. Sonra geldim ve internetten baktım. Evet, şokta var. Şöyle telefona şifre gönderiyorsun. Oradan alışveriş yapabiliyor. Ama buradakiler bilmiyor. Şimdi tekrar gitsem gene yapamayacak. Eda dedim Migros'tan alışveriş yap. Neyse Migros'tan alışverişimi yaptım. Gönderdim. Dökeyim. Ve onun için inanılmaz mutlu mesut. Dök. Tamam yeter. Şimdi onu karıştır. Yani kendime verdiğim sözü tuttuğum için gerçekten çok şeyim yani. Ne bileyim, mutluyum bugün. Daha ev işi kaldı mesela. Daha gidemedik. Serkan işi bitmedi. Ev sahibi bizi bekliyor. Gidemedik. Benim de bir sürü işim var. Ama ne olursa olsun şu söylediğim şeyi yaptığım için çok 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 mutluyum. Akşam 5 ile 7 arasında sipariş saatini 5 ile 7 arası ayarlayabildim. 3 ile 5 arası doğurmuştu. Karıştır. Kurban olsun annesi. Üf, tuzlanmış. Akşam sıçın. Baran. Sen karıştın. Oğlum ne yaptın? Üstün başın her yerin kako. Bu kadar mıydı? Akşam siparişim teslim edilecek. Şu anda benden mutlusu olamaz. Bir de kocam bir akşam yemeği götürmeyi düşünüyor. Tamamdır, yeter. Kaburga dolması kaldı canlarım. O kadar sandığımız kadar çok para kazanmıyormuşuz. Hatta kocama da yemeği kendim ısmarlayacağım yani. Ama olsun, verdiğim sözü tuttum. Benim için başlı başına bir şey yani. Ama dediğim gibi amacım video çekmekti. Birlikte hani marketten alışveriş yapmaktı. Onun burada kimse yok yani. Ama kendime verdiğim sözü tuttum. Onu gönderdim. Önümüzdeki ayda kaburga dolması falan yaparız diye düşünüyorum. İnşallah. O kadar şey olursa, şansımız böyle yaver giderse, bir de şu ev işini çözsek tamamdır. Bakar mısınız Keki, ben sırf konuşuyorum diye, konuşarak şey yapıyorum diye Keki bana bıraktı gitti. Mis gibi bir kakaolu Keki. Tamamdır, bunu kabına dökeceğim. Bunu dedim sizinle de paylaşayım dedim. Çünkü en başından beri size de söylüyorum ben. Hani para kazanmam açıldığı zaman birine gıda yardım yapacağım. Normalde hep zaten maddi yardım yapıyorum. Ama özellikle gıda yardımı ağzımdan öyle çıkmıştı. Öyle kalsın istedim. Şükürler olsun Rabbime. Bunu yaptık. Bundan sonra inşallah çok 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 daha fazlasını yaparım. Ama bundan sonra dediğim gibi önümüzdeki inşallah kaburga dolması yaparız. Ankara'ya gideceğim ya. O zamana kadar şey alırsam bir kaburga dolması yapacağım. Ama ondan sonra böyle yardımlara, şeylere devam edeceğim ve mümkün olduğunca şey, video çekmek istememdeki amaç da neydi biliyor musunuz? Hani böyle kimsenin gözüne sokmak, göstermek değil. Ama olur da hani hiç aklında olmayan bir insanı, ya ben de böyle bir şey yapayım. Hani ben de mesela örnek veriyorum, buradan para kazanıyorum. Ben de gideyim 500-600 lirasına birilerine bir şeyler alayım deyip belki bir takım insanları uyandırırdık. Daha fazla insan faydalanırdı falan filan. Onun için video çekmek istiyordum. O kısmet olmadı ama olsun. Yapacağımızı yaptık. Neyse. Ter atıyorum bakın. Hemen kekimi atayım, fırına gideyim içeri. Şimdi Baran uyudu. Yine kahve fincanım orada. Kahve içiyorum, öyle konuşuyorum canlarım yani ondan. Evle ilgili bir bilgi vereyim. Evet, bugün gidecektik. Son şeyleri konuşmak amacıyla ama Serkan'ın işi bitmedi. Sabahtan beri onu bekliyoruz. Bir türlü bitmedi. Akşam da olsa gideriz dedik. Bitmiyor. Serkan'ın işi bitmiyor bugün. Yarın da bitmeyecekmiş ama ev sahibiyle konuşmuş. Ev sahibi problem değil, beklerim demiş. Öbür gün gideceğiz. Öbür güne kadar ev sahibi bekleyecek, şükürler olsun. Vardır bunda da bir hayır. Yani iki günde iki gündür bilmiyorum, bir şey olacaktır yani. Onun için şey yapmıyorum. Aman neden olmadı, evi kaçırmayalım falan diye düşünmüyorum. Bu
bunda da bir hayır vardır diyorum. Öyle işte, Baran'ım uyudu şimdi. Akşam da kocam beye yemek ısmarlayacağım. Çok mutluyum gene. Şükürler olsun. İyi ki varız canlarım. Onun için ben şimdi oturacağım. Kahvemi falan da içtim. Oğlum uyanana kadar bekleyeceğim. Serkan işi umarım akşam erken biter de erken gelir diye düşünüyorum artık. Açlıktan öleceğim. Sabahtan beri pişemedim çünkü kek için mutfağa girdim, tamam. Artık girip yani mutfaktan bir su bile alamam yani, o kadar sıcak. Öğleden sonra, 3'ten sonra böyle akşam 8'e kadar falan mutfağa girilmiyor, öyle bir sıcak. Onun için oğlum uyanana kadar oturacağım, bekleyeceğim. Ondan sonra akşam dışarıya çıkarız. Prenses günü olmuş olur böylece de. Bu sefer benim prenses günüm. Kocam Bey'e yemek ısmarlayacağım. Baroş, neyi kutlamaya gidiyoruz? Yok anneciğim, eve çıkardık ya kül arabanı. Neyi kutlamaya gidiyoruz? Niye? Ne dedim sana sabah? Ne? Ben bugün ne yaptım dedim. Para kazandım. Evet, onu kutlamaya gidiyoruz. Nereye? Ona sen karar vereceksin. Nereye gidelim? Hı? Eve geri çıkalım. Hayır. Hayır. Nereye gidelim? Bak köpek sesleri geliyor. Yürüyemiyoruz ya. Sabah çıktık ya, çok sıcaktı, hiç köpek yoktu ama şu anda hepsi ortalıkta. Hı. Anne bana evde yaptım ya, onun ismi neydi? Ne, lahmacun mu? He, lahmacun. He. İlk lahmacun yiyeceğiz. Evet. Sonra zirveye gidip... Hı. Tüy yiyeceğim. Ne yiyeceksin? Ekler. Etler. Tamam, bugün senin günün olsun o zaman. Ay dur yavaş. Ay. Tabii. Kocam Bey. Karın seni yemeğe götürüyor. Nasıl hissediyorsun? Ay köpeğe bak. Borç para vereceğim. Borç para niye vereyim sen? Evet. O kadar zaten. Vallahi. Sen ne kazandım zannediyorsun aşkım? Bir o şeyi yaptım, alışverişi yaptım. Baba, evet. Ben yağmacunla şey yiyeceğim, etten. Ekler yiyecekmiş. Bir de zirveye götüreceğim ve de yemek ısmarlayacağım. Başka bir şey var mı zannediyorsun? Yağmacunla etten. Ben şöyle söyleyeyim, yemeğin muhtemelen yarısını ben ısmarlayabileceğim. O kadar yani. Arkadaşlar, hepsi sizin sayenizde oldu. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Oo baba, bu kek ne zaman bitti? Oğlum o keki duman ettirir. Ne zaman bitti? Gene şantiye kek gönderdim de bugün yaptığımız keki gene oraya gönderdim. Yetmedi oğlum, yetmedi. Her şey sizin sayenizde oldu. Şimdi şeyi çok merak ediyorsunuz biliyorum ama net bir tutar söylemem. Merhaba. Net bir tutar söylemem bildiğim kadarıyla yasak. Onun için onu söyleyemeyeceğim. Ama 3 ya da 4 aylık kazancım. Zaten tam para kazanmamın açıldığı zaman da video, o eski videomda söylemiştim. Tam net tarihi hatırlamıyorum. Oğlum o defter çok önemli. Oradan da görebilirsiniz. O kadar aylık kazancım. Şöyle söyleyeyim. Sabah dediğim gibi bir market alışverişi yaptım. Bir markete gittiğiniz zaman hani her şey dahil, yağ, unu, şekeri, oyu buyu kaç liraya aldığınızı biliyorsunuzdur. Öyle bir alışveriş. Ve şimdi gidip yemek yiyeceğiz, o kadar yani. Öyle aman aman bir kazanç değil ama şükürler olsun. Hepsi sizin sayenizde oldu. Daha fazlasının olacağını da biliyorum. Kaburga dolması dolduracağımı da biliyorum. Kaburga kaldı bu ay. Kaburga bu ay ama. Ama ben sözümü tuttum. Vicdanım rahat. Vallahi şu anda çok huzurluyum. Hani ev için her şeyde bir hayır vardı. Bugün belki hani bu olmasaydı şey yapacaktım. Serkan'a kızacaktım. Niye ev için acele etmiyorsun? Niye işlerini ayarlamıyorsun, gidip konuşamadık falan filan. Sağ olsun ev sahibi de şey yapmış yani, hani hiç önemli değil, beklerim demiş. Yarın da gidemeyeceğiz çünkü, ondan sonraki gün gideceğiz. Aynen. Öyle huzurlu huzurlu bir yemek yemeye gidiyor şimdi. Neye gideceğimiz de karar vermedik. Ev sahibi aradım, hiç şey yapmadı. Sağ olsun ya, işte bu da çok önemli. Ve adam ben sana bir şey diyeyim mi? Adamla konuştum. Bir daha arıyorum ya adamı. Adam onun için şey yapmıyor. Yoksa o evi verir başkasına. O evi hem de iyi paraya verir. Çok pahalı. Yani şu anda bize söylediği bu fiyatın iki katına şey yapar. Evin fiyatını da niye söylemem arkadaşlar? Öyle bir şey ki bu sefer insanlar şey yapıyorlar. Yok oradaki evler 6.000 lira, 7.000 lira. Bu adam niye böyle ucuza veriyor? Ucuz da dediğin ucuz değil ki. Ucuz da değil yani. Bu evde oturduğumuzun pahalısı da evsizlik şartlarına göre ucuz. Öyle yani. Kimse zor durumda kalmasın diye bir şey söylemiyorum. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Evet, yarın öbür gün
Önce karnımızı doyuralım, tamam daha. Nereye gidiyorsun? Önce ona bir karar verelim. Lahmacun yiyeceğim diyor. Manavgat'a mı? Pideciye mi gidelim? Pidecidir lahmacun bilmiyorum. Ben pide yemek istemiyorum. Yemen istiyorum. Çok ağır geldi. Geç saatte yiyoruz. Lahmacun yiyeceksek Manavgat'taki etli ekmekçilerden birine gidebiliriz. Benim niyetim et yemekti de, neyse lafımı da bitireyim. Yarın öbür gün inşallah sizlerle birlikte yemeğe gideriz. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Bu arada Kocan Bey'i öreceğim. Kocan Bey'i sabah aradım, dedim ki böyle böyle dedim. Hesabıma para yatmış dedim. Hani dedim ben dedim böyle bir şey demiştim ya dedim. BİM'e gittim, Şoka gittim, hediye kartı alamadım dedim. Şimdi Migros'tan bir şeyler alacağım dedim. Bana diyor ki şunu aldın mı, şunu aldın mı, bunu da ekle, bunu da ekle. Yani ben böyle bir adamla evli olduğum için o kadar şanslıyım, o kadar şanslıyım, o kadar şanslıyım ki gerçekten ben onun hakkını ödeyemem. Başka biri olsa belki der ki niye yapıyorsun, niye gönderiyorsun veya az yap, az gönder. Benim aklıma gelmeyen şeyleri bu adam söylüyor. Ve ben böyle şeyler yaparken hiçbir zaman eşime sormuyorum yani. Sormak durumunda değilim. Ara sıra hani başka yardımlar da yapıyorum. Ama yaptıktan sonra Serkan derim ki şuna şunu yaptım, buna bunu yaptım, haberin olsun. Ve her seferinde bana der ki iyi ki yapmışsın karıcığım. Allah, Allah büyüktür. Allah bize veriyor bir şekilde. Biz de elimizden geldiği önce yardım ediyoruz. Daha hiç içimiz, benim içim rahat. Kafam böyle ha. Bugün mesela bir şeyler olmuştu. O kadar keyiflendim ki. Yani biz çok seviyoruz. Keşke yardım edebiliyor muyuz? Daha çok olsa da daha çok iyi olmaz. Aynen öyle. Biz yardım etmeyi çok seviyoruz. İkimiz de aynı oranda bir de. Hani şey değil. Serkan da hiçbir şekilde... Sakın kimse de şey yapmaz işte, yardım yapıyorsunuz da konuşuyorsunuz da böyle bir şey. Kimseye bir şey dediğiniz yok. Hayır, ben bak konuşurken de çok dikkatli konuşuyorum. Ne isim söylüyorum, ne başka bir şey söylüyorum. Hani hiçbir şekilde belli olmasın diye. O konularda da çok şeyim. Ama ben burada söyleme sebebim, o zamanlar kanalım açıldığı zaman bunu yapacağım dediğim için burada söylüyorum ben bunu. Şükürler olsun, çok rahatız. Ben şu anda zaten Serkan'ı övmek için bunları söylüyorum. Aynı Serkan da benim gibi düşündüğü için o kadar rahatız, o kadar mutluyuz, o kadar huzurluyuz ki bizim kafamızda hep şey var mesela. Şu olsun, okul açılacağı zaman şuna şunu yaparız. Şu olacağı zaman şuna şunu yaparız. Şükürler olsun, bu sayede bizim bütün işimiz, gücümüz, her şeyimiz rast gidiyor. Şükürler olsun. Pembik gelin olmayabilirim. Evimdeki şey neydi o ya, böyle delikli koltuklar var ya, onlardan olmayabilir evimde. Neydi onun adı ya? Avantgard. Ona başka bir şey diyorlar. Öyle koltuklarım olmayabilir. İstersen ne yapayım? Hayır istemiyorum. Selik de yeni yapın hemen. Hayır istemiyorum. Onun temizliği zor olur. O kim temizleyecek onu? Ama çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Şükürler olsun. Köfteci Yusuf'a gelmeye karar verdik. Çünkü Baran bir de zirveye gitmek istiyor ya. Şimdi lahmacun yemeğe Manavgat'ın öbür ucuna gideceğiz. Oradan seriye döneceğiz falan, zor olur. Görüşmeler. Zaten saat 9 olmuş. Ha Serkan aslında bugün çok kızdım. Bugün dedim ki bak ailecek bir yemeğe gideceğiz. Sanki hiç gitmiyormuşuz gibi. Ama gene geç geldi. Olsun, bundan da şikayet etmiyoruz. Gidelim et yiyelim. Çalışıyoruz daha, mecbur. Ne yapalım? Ekmek parası. Ben de çalışıyorum kocam. Kaburga dolması için uğraşmaya devam. Orada birileri var. Onlar çekilmiyor. Yemin ediyorum bu dünyaya ailecek yemek yemeye gelmiş olabiliriz. Kalkıp herkes yemek yesin çünkü şunu kesseydim keşke. Anne ben ne zaman dünyaya geldim? Kimsenin benden zayıf olmaya hakkı yok. Kalkın yemek yiyin. Nasıl güzel aşkım değil mi? Hı? Nasıl güzel değil mi? Hı. Pek keyfin yok gibi, hayırdır? Yemek yok. Acıktım ben. Hamileler ve canı isteyenler geçebilir. Nasıl? Ama köfte ne? Her zaman bir başlangıçtır. Yarım tane kuzu yemeden doyamıyorum. Ne yapabilirim? Baranda sallanıyor orada. Şu kuzumun yağı var ya ya. Dünyadaki en lezzetli yiyecek olabilir. Kızıyor musun? Ne? Oynayarak yemek yiyorum diyor. Oğlum bakalım.
Benim ette bir sınırım yok. Ne kadar yiyince doyarım bilmiyorum. Bir de şundan yiyeceğim. Güzel pişmemiş bu. Neyse kalkıp yiyin. Benden zayıf olmaya hakkınız yok. Hadi. Ne alıyorsun değil mi? Baba benim. Çekme. Dur. Ben ödüyorum da göstermem lazım onu. Video çekiyor. Tarihi yani. Tarihi an, aynen öyle. Dur, dur cüzdanımı açma, paramı görecekler. Baba, bir yediğimize de bakalım bari. Evet. Buraya okutacaksın. Ya beni yukarıya kaldırın. Yukarıya kaldırın. Babacığım. Ya yukarıya kaldırın. Abaran dur. Bir tane tır için. Bir de kıla var. Sen ekle. Ne kadar? Ödüyorum. Ver kartı ver. O şey değil, o kartı ablaya vereceğim. Şey değil. Mecbur vereceğiz. Ha. Ödedim gördünüz. Anne para para var mısın? Valla yetmedi de şimdi birazdan babandan para alacağım. Her et yediğinde aklıma Safiye ile Faik geliyor, Bülent Ersoy geliyor. Hatırlıyor musun? Bir ara haberlerde çıkmıştı bilmem kaç kilo et yedi diye. Yarın öbür gün parayı bulursam beni ancak haberlerde o şekilde görürsünüz. Bilmem kaç kilo et yediler. Kocasıyla gelip oturup bir kuzuyu yedip gittiler falan diye. Başka böyle hiç ona buna karıştım falan göremezsiniz. Yani benim en büyük haberim et yemem olur. Bunun omuzları niye böyle duruyor? Neyse gördüğünüz hesabı ödedim kocam bir. Şimdi zirveye gidiyoruz. Orada gecemiz devam edecek ama benim bir şey ödeyecek gücüm kalmadı. Bu kadarmış. O kadar hava attım. O kadar kazandım dediğim para bu kadarmış. Kesene böyle kadar da. Afiyet olsun kocam. Ben daha sana neler alırım, neler yaparım. Ben ilk başta insan öyle bir şey düşünüyor ki böyle. Onda işte çok kazanacağını düşünüyorsun. Ve şey düşünüyordum böyle. Kocam benim bir tane akıllı saat istiyor. Bu yuvarlak olanlardan. Dikdörtgenli ucuzları falan var da yuvarlaklar çok pahalı. Ondan alırım falan diye düşünüyordum. Bir yıl sonra alabilirim. Can sağ olsun, dönüyorum. Kocam benim varlığım yeter. Maşallah var. Ne kadar da tatlıyım. İyi ki de varım. Bakın böyle başına kalktığınız zaman yapmışsınız kadar oluyor. İyi ki de varım. Ben olmasam ne yapacaktın sen? Ben senin neşenim. Baksana saatlerde gelmişsin, suratın bir karış oturuyorsun. Ben olmasam böyle neşesin. Gelecektin gidecektin. Oyna, ben oynuyorum mu kriz geçiriyor da. Ben öyle yemek yiyebiliyorum. Ne yapabilirim? Bir de et yerken nasıl normal yiyebilirim? Nasıl yiyorum? Oynayarak mı yiyorum? Böyle yiyorum. Ama o yani istem dışı oluyor. Çünkü gerçekten keyif alıyorum. Hele bir de kuzu yağının kokusu falan var ya yani. Nasıl övebilirim daha yani bilmiyorum. Canınız istediyse kusura bakmayın lütfen. Ama Rabbim olmayan herkese de nasip etsin. Doya doya yemeyi, içmeyi, gezmeyi, her şeyi nasip etsin inşallah. Şimdi zirveye gidiyoruz. Orada çay içeceğiz. Akşam keyfimizi yapacağız. Ondan sonra eve. Ondan sonra adres belli. Uyku vakti zaten. Ben de biz de otel gibi kullanıyoruz hep. Uyumaya eve gideceğiz. Bugün Baran'ın da yemeğin keyfini. Serik'te zirve pastanesi. Şu anda çok müzik çalıyor. Şey yapamayacağım. Ama dışarı çıkınca size bir şey anlatacağım. Kocam Bey bir pasta yedi. Onun ayrıntıları dışarıya çıkınca anlatacağım. Işıklı otele falan gidemeyiz. Bugünlük yeter. Gene gecemizi bitirdik. Gidiyoruz. Şey söyleyeceğim pastayla ilgili. Şimdi ben yaş pastayı hem çok severim hem hiç sevmem. Anneciğim biraz kısar mısın? Bir tık lütfen. Yaş pastanın neyini severim neyini sevmem? Kremasını çok severken kekini sevmem. Yani kek yemeyi sevmem. Kremayı severim. Ankara Liva Pastanesi'nde bir pasta vardı. Adını unuttum. Venedik'ti galiba. Yanlış da olabilir. Siz benim lafımla iş yapmayın. O içi full krema dolu bir pastaydı. İçinde profiterol kreması vardı. İncecik bir keki vardır onun. Ve bildiğiniz krema doldur. İçi müthiş bir pastadı. En son gittiğimizde kardeşim almıştı. Hem pastayı küçültmüşler hem kekini çoğaltmışlar. Azıcık bir krema var içinde. Kremayı da azaltmışlar. Normal yaş pastaya dönmüş. Neyse burada neydi o pastanın adı, ne dedi? Şelale pasta. Bilmem ne şelalesi. Yok, şelale pasta. Böyle dilim dilim geliyor ama bildiğiniz profiterol kreması. Muz var içinde ve profiterol kreması. Hayalimdeki yaş pasta yani. Ama ne pasta? Serik'te olanlar ve benim gibi yaş pastanın kekini sevmeyenler, yaş pasta yemek isteyip kekini yemek istemeyenler, bu da nasıl olacaksa, onu bir deneyebilirler gerçekten ve... Bunda kek yok ki.
İşte ben de bak yaş pasta seviyorum ama kremasını seviyorum. Mesela geçen gün Nazan'a giderken Zirve'den yaş pasta aldım. Kremasını yedim, kekini bıraktım. Ben küçüklüğümden beri öyleyim. Yaş pastanın kekini yemem, kremasını yerim. Çünkü ben kek sevmem. Çok sen prensessiz. Öyle serikte olanlar gelip onu yiyebilirdi. Çok beğendiğim bir şey. Tabii beğendiğim şeyleri tavsiye ediyorum. Bizim de zaten gördüğünüz varımız yoğumuz. Yemek işte başka bir şey. Yiyoruz işte. Öyle canlarım, bugünlük de bizden bu kadar. Aa, bir de şeyi söyleyeceğim. Ben hala temassız kredi kartı kullanmıyorum. Uzun zamandır ödeme yapmadığım için ben genelde kredi kartlarımı online kullanıyorum zaten. Hani dışarıda tek başıma burada dışarıya çıkmıyorum ve Serkan'la çıkıyorum. O ödüyor hep, yani yalan mı? Değil. İnsanlar şaşırıyor temassız yok deyince. Halbuki ben banka kartımı da kredi kartımı da pandemiden sonra, bu temassızlar çıktıktan sonra yenilemiş olmama rağmen özellikle belirttim. Temassız istemiyorum diye. Ben, çünkü ben böyle geri kafalıyım ve pimpirikli bir insanım. Hoşlanmıyorum öyle şeylerden. Suratıma bakıyorlar temassız yok deyince. Yok. Bu benim tercihim. Kullanmak istemiyorum temassız. Ben kocama yemek ısmarlarken içim gidiyor, ciğerim yanıyor, yüreğim sönüyor. Şakaydı şaka. Suratsızsın ya, azıcık şaka yapayım dedim sana, güldün mü? İyi ki varım. İşte iyi ki de varım ki sen gülüyorsun. Serkan suratsız geldiğinde çıldırıyorum yani. Bu iyi ki de varım deyip yumruklamak istiyorum. Neyse canlarım, hepimiz iyi ki varız. İyi ki siz varsınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Kanalımı beğendiyseniz şuradan o küçücük yerden abone olursanız kaburga dolması yapacağız. Biz de neysek o, söylüyoruz. Yapacağız. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kocanızı yumruklayın. İyi ki varım deyin. Hoşçakalın. İyi akşamlar.